Bursa'da sel yaşandı. Yağmur sele döndü ve Bursa sele teslim oldu. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Araçlar suya gömüldü. Son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Esra Türker anlatacak. Esra sendeyiz. Kaan Temeltaş, sizin de söylediğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Bursa Valiliği'nin uyarısı vardı dün için ve saat 14 sıralarında sağanak etkili oldu kent genelinde. Birçok noktada olumsuzluğa yol açtı. Vatandaşlar zor durumda kaldı. Sürücüler trafikte ilerleyemedi. Bizim şu anda yayın yaptığımız yer Merkez Yıldırım ilçesi Teferruç Mahallesi Çukuryayla Deresi'nin taştığı noktadan, aslında araçları sürüklediği noktadan yayın yapıyoruz. Uludağ'ın eteklerinden gelen derenin taşmasıyla birlikte 3. Taşlı Sokak'ta park halinde bulunan çok sayıda araç sel sularıyla birlikte sürüklendi. 5 araçta hasar meydana geldi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Şu anda Yıldırım Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor. Aslında burada dün görüntü oldukça vahimdi. Çamurla, balçıkla kaplıydı bu yayın yaptığımız nokta. Araçlar hasar görmüş haldeydi. Ancak hepsi dün gece ekipler tarafından buradan kaldırıldı ve temizlik çalışması yapıldı. Hala daha Yıldırım Belediyesi'nin temizlik çalışması devam ediyor. İş makineleri de çalışıyor bölgede. Çamurları temizlediler. Onun ardından da Buski'nin su tankıyla burada bir temizleme işlemi yapılacak. Peki kent genelinde durum neydi? Biraz da ondan bahsedecek olursak, aslında biz buraya dün ihbarı alıp geldiğimiz sırada Merkez Osman Gazi ilçesi Soğanlı Mahallesi bir evin çatısının da, tek katlı bir evin çatısının da yağış nedeniyle çöktüğü ihbarı da geldi. Şans eseri o evde o sırada boştu ve bir can kaybı yaşanmadı. Akşam saatlerinde de Botanik Park'ın arasından geçen derede, Nilüfer Deresi'nde su yüzeyinde bir ceset göründüğü ve sürüklendiği ihbarı almıştık. Bölgeye ulaştığımızda da polis ekipleri tarafından o ceset sudan çıkarıldı. Ancak bunun sağanakla ilgisinin olmadığını söylemekte fayda var. 24 gün önce kaybolan bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Bu cansız bedenin sol ayağında platin olduğu değerlendiriliyor. Aileden bilgi alındı. Aile de aslında bu benzerlikleri doğruladı. Otopsi işlemlerinin ardından kimlik açıklanacak. Dün Bursa'da 600'ün üzerinde ihbar geldi. AFAD, BUSKİ, Büyükşehir, itfaiye, DSİ su baskını ihbarları ile ilgili sahadaydı, çalışmalarda bulundu. Bursa ray istasyonlarının bazılarında su baskınları yaşanmıştı. Bu yüzden özellikle kentin batı kesimlerinde metro seferlerinde aksama yaşanmıştı. Ancak bu da gecenin ilerleyen saatlerinde çözüldü ve metro seferleri yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre dün Bursa'da metrekareye 44.4 kilogram yağış düştü. Bu oldukça yoğun bir yağış. Ama şans eseri yine Bursa bu sel felaketinde ucuz atlattı diyebiliriz. Yetkililer tüm gün sahadaydı. Özellikle Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. İncelemelerde bulundu. Şu anda 5 araçta hasar olduğunu söylemiştik. Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının ardından selin bilançosu aslında ortaya çıkacak. Sadece Bursa kent merkezi değil, dağ ilçeleriyle, özellikle tarım arazileriyle verimli olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de sağanak etkili oldu. Ekili araziler su baskınına maruz kaldı. Sel suları altında kaldı. Orada da tarım arazilerinde hasar var diyelim. Bursa Valiliği'nde bugün saat 14'e kadar kent geneliyle ilgili yağış uyarısı var. Aslında dünkü kadar yoğun bir yağış beklenmiyor. Ancak vatandaşlar yine de tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.